Bu videoda 1 değil, 2 değil, 3 değil, tam 4 tane takımı aynı anda rebuild diyeceğiz arkadaşlar. 4 büyükler rebuild'e hepiniz hoş geldiniz. Beşiktaş'la başlayacağız. Aynı sezonda hem Galatasaray'ı hem Fenerbahçe'yi hem de Trabzonspor'u rebuildleyeceğiz. Biliyorsunuz transfer dönemi sona ermek üzere. Dünyada sona erdi de Türkiye'de devam ediyor. Bir haftası daha var. Ama bizim takımlarımızda örneğin Trabzonspor ve Fenerbahçe yeni transferler yaptılar transferin son gününde. Maxi Gomez, Mishy Batshuayi, Umut Bozok, Yusuf Yazıcı da geldi gibi. Bu videoyu izlediğinizde belki gelmiştir. Beşiktaş ve Galatasaray'da bir değişiklik olmadı transferin son gününde. Sadece serbest kalan oyuncular oldu. Omar gibi Galatasaray'da. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Amacımız ilk sezonda hiç transfer yapmayıp takımların gerçek kadroları, şu anki mevcut kadroları ne yapabilecekler onu görmek olacak. Burada Beşiktaş'ı görüyorsunuz. Delali'si var, Fernandes'i var, Saiz'i var. Sonra Fenerbahçe'yi görüyorsunuz. João Pedro'su var, Batshuayi'si var. İki tane sol stoperi var. Salay Perez, Alioski burada, Willian Arao burada. Yamayı yapanlar 76 yapmışlar. Belki eski bilgiler vardı ellerinde, bilmiyorum. Joshua King'i var, İrfan Can Eğribayat'ı var, Gustavo Henrique'si var, Lincoln Henrique'si de var. Yani var da var arkadaşlar. Valencia da burada tabii. Galatasaray'a geldiğimizde Seferovic'i görüyoruz, Mertens'i görüyoruz, Torreira'yı, Oliveira'yı. Sağ orta sahada Yunus Akgün ama oynatılmayacak muhtemelen. Emre Kılınç da sağ orta saha. Bitsios'u var, Dubois'u var. Galatasaray da bayağı değişiklik yapmış. Abdülkerim Bardakçısı var. Okan Kocuk geri geldi, yedeklerde o var. İsmail Çipe duruyor. Ve en sonunda Trabzonspor'a geldiğimizde Maxi Gomez'i var. Bak herkes milli takımda, bir de Trabzonspor'da. Trezeguet burada. Larsen'i sol kanat bek yapalım. Onun haricinde Umut Bozok da geldi. Yusuf Yazıcı'yı da getirdim ki geliyor zaten. Naci Ünü var. Diğer yeni gelenler de var. Has Polat, işte Elmalı. Şimdi bütün oyunculara, bu 4 takımdaki bütün oyunculara 8 yıllık kontrat yaptım. Umarım satılmazlar. Şimdi onu da açıklayayım. Nasıl olacak? Bu videoda nereye gitmeye çalışıyoruz? Bu 4 takımdan biriyle Şampiyonlar Ligi kazandığımızda video bitiyor. O takımda bu videonun kazananı olacak arkadaşlar. Elimden geldiği kadar takımların ihtiyacı olduğu mevkilere transfer yapmaya çalışacağım. İlk sezon dediğim gibi transfer yapmıyoruz. Öncelikle bir sezon sonuna atlayalım. Şampiyonlar yine mevcut kadrolarla kim gidiyor onu görelim. Sezon sonuna geçerken de like butonuna basmayı unutmazsanız sevinirim. Bu videoya 14.444 beğeni gelirse güzel olur. Nedenini umarım anlamışsınızdır. Abone olmayı da unutmayın. İlk sezonun sonunda Trabzonspor şampiyon oluyor. Bu Yama'da şu puan durumu çok kötü görünüyordu arkadaşlar, neyse. 81 puan Trabzonspor'un. Fenerbahçe'yi 1 puanla geçmiş. 80 puan Fenerbahçe. Galatasaray 3. bitirmiş. Antalya 4. averajla, ikili averajla. Beşiktaş 5. bitiriyor. 4 ve 5 fark etmezdi Beşiktaş için. İkisi de Konferans Ligi'ne gidecek. Zira Türkiye Kupası'nı İstanbulspor almış. Yuh! İstanbul Fenerbahçe'yi elemiş. Ondan öncesinde Ümraniye'yi elemiş. Ve finalde de Galatasaray'ı geçmiş. Şampiyonlar Ligi'ni Leipzig almış. Bu arada arkadaşlar bizim takımlar hiçbir Avrupa şampiyonasında yoktu. Yani bunların hiçbirine koymadım ki hiç kimseye haksızlık olmasın. Yoruluyorlar falan, daha fazla maç yapıyorlar. Şimdi Trabzonspor sezon sonunda Maxi Gomez 81'e yükselmiş 79'dan. 26 yaşında, bayağı genç. Yusuf 78, 76 mıydı? O da gelişmiş bayağı. Gol kralı Enis Bardi olmuş. Tam bir simülasyon canavarı. Seferovic 16 gol atmış. Valencia 16 gol atmış. João Pedro 14 gol. Balotelli'yi göndermeyi unutmuşuz Adana'dan. Maxi Gomez'in 14 golü var yenilerden. Weghorst'un 13 golü var. Batshuayi 12 gol atmış 28 maçta. Batshuayi ile Valencia değiş tokuş oynamış bayağı. Asist kralı Cagne. O da enteresan. En iyi kaleci de Karagümrük'ten Viviano. Şimdi transfer yapma işine ikinci sezondan başlayacağız. 4 takıma da transfer yapacağım. Şimdi ilk olarak Trabzonspor'dan başlayacağız. İkinci sezondayız arkadaşlar. Bütçe eldeki 30 milyon falan. Çabukluk açısından, video böyle 500 saat olmaması açısından her sezon her takıma birer transfer yapalım. Tüm bütçeyi harcayarak. Bu arada da Trabzon'da Hamşik futbolu bırakmış. Onu fark ettim. Trabzon en kötü mevkisi ilk 11'de sağ bek. Perez'in overall daha da düşecektir 33 yaşında. Şimdi ilk olarak Frimpong ve Tomiyasu'yu düşündüm de onlar biraz pahalı görünüyorlar. O yüzden Deste alacağım, alabilirsem. 27 milyon verelim. 31 milyonu istediler. Alabiliyoruz Deste tüm paramızla. Gel abi, 30 milyona geliyor. Trabzon'un kadrosu bu sezon böyle olacak. Dorukhan gelişebilen bir oyuncu. O yüzden oraya müdahale yapmadım. Trezeguet de burada simülasyon canavarı.
Dest en mantıklısı oldu bence. Şimdi Fenerbahçe'ye geldiğimizde Fenerbahçe kendiliğinden Martinez Quarta'yı almış sağ stoper. Yani Perez'den biraz daha iyi. Perez de aslında sol bek sayıldığı için sol bek oynatılmış galiba. Tabii işin bir de dinamik potansiyel yönü var. Benim uzun süre kaldığım bir takımın dinamik potansiyelden faydalanması daha olasılıklı. Belki de öyle bir avantajı olmuştur az önce Trabzonspor için. Göreceğiz. Yani bir şekilde dengelemeye çalışıyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin ilk 11'inde en zayıf nokta sağ ortası arkadaşlar. Valencia belki orada oynatılıyor olabilir. Sağ kanat mevkisi var. Ama biz her halükarda paramızı sağ orta sahaya harcayalım. Bütçe 24 milyon euro civarı. Bütçemize uygun Francisco Trincao var. Yine Barcelona'dan. Barcelona'yı sömürüyoruz. 20 milyon istediler. Ucuza getirdik. Hadi. Trincao ile birlikte de Fenerbahçe'nin kadrosu bu sezon böyle. Şimdi Galatasaray'a geldik. Galatasaray'da Oşiş gelmiş yeni bir transfer olarak. Mustafa Muhammed kiralıktan geri dönmüş. 76 overall. Seferovic kiralıktı yanılmıyorsam. Seferovic geri kulübüne dönmüş. Morutan geri gelmiş. Yani Muhammed oyunda gayet iyi. Simülasyon canavarı. Galatasaray'ın en zayıf mevkisi sağ kanat ya da stoper mi desek. Luyendama 75. Luyendama'yı saysak oraya sağ kanat diyelim biz. Morutan'dan da daha iyi bir oyuncu alsak mantıklı. Galatasaray'da bütçe 30 milyona yakın. 27-28. Getirebilirsem Marcus Edwards'u getireceğim. Trincao'ya benzer özellikler. Overall daha fazla Trincao'dan. 25 milyon. Oo, bu çocuk için çok para istiyorlar. İmkansız. Alternatif Ritsu Doğan. Babası Türk, anası Japon. Doğan geliyor mu Doğan? Gelebilecek gibi. 28. Okey. Geliyor Doğan. Doğan'la beraber Galatasaray'ın bu sezonki kadrosu böyle olacak. Ve son olarak şimdi Beşiktaş'a geldiğimizde Weghorst hala burada bonservisiyle gelmiş. Niye burada Weghorst? Delali niye burada? Ben onları transfer ettim galiba o yüzden. Şimdi onların da olmadığını düşünürseniz arkadaşlar Muleka. Ondan sonra burada Hasic geri gelmiş. Beşiktaş'ın işi var. Sol bek yok Beşiktaş'ta. Masuaku geri gitmiş. Bak o kiralık da onu yama ayarlamıştı. Harbiden Beşiktaş'ın kadro değeri 106 milyon falan. 37'si 38'i kiralık. Ama neyse ben şimdi tamam burada tutayım. Neyse Beşiktaş'a yeni bir sol bek lazım her halükarda. Yani tüm parayı sol beke basacağım. Para 22 milyon civarı bir şey. Hadi durumlar biraz daha vahim. O yüzden Beşiktaş için bir kontratı biten oyuncu getiriyorum. Yoksa para yetmezdi. Bak Beşiktaş yandaşıyım aslında. Görüyor musunuz? Beşiktaş düşmanı sürekli söyleniyor da. Beşiktaş... Kiralık değil bak, bonservisiyle. Kaliteli oyuncu, ucuza. Ahan da Miranda. Arkadaşlar Beşiktaş'ın kadrosu da bu sezon böyle olacak. Şimdi ara transfer dönemine kadar simüle edeceğim. Beşiktaş'ın üzerinde kalacağız. Trabzonspor ve Fenerbahçe gruplarından çıkabilecek mi onu göreceğiz Şampiyonlar Ligi'nde. Bu arada arkadaşlar sadece Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nde, onların grubu da bu. Fenerbahçe ön elemeden geçememiş, UEFA'ya düşmüş. Galatasaray da yok UEFA'da, onlar da Konferans Ligi'ne düşmüşler. İstanbulspor Konferans Ligi'nde kupayı kazandıkları için B grubunda. Antalya Konferans'ta onlar 4. bitirmişlerdi. Galatasaray Konferans Ligi'nde. Beşiktaş 5. bitiren konferansa gidemiyor mu lan? Neyse atlayalım ara transfer dönemine. Ara transfer dönemine kadar Beşiktaş uçuyor arkadaşlar. Yüksekten 47 puan. Şurada daha iyi görebiliyorsunuz. Trabzonspor 37 puan. Ohoho, Trabzon grubunu lider tamamlamış. Oo, son 16. Trabzonspor neredesin? Lazio'ya karşı. UEFA'da da Fenerbahçe bu grubu lider tamamlamış. Konferansta İstanbulspor sonuncu. Onu geçtim. Antalyaspor sonuncu. Galatasaray grubunda lider. Namalum. Okey, geri Trabzon Spor'a döndük. Aldığımız Dest 80'e gelmiş. Yedeklerden Abdüş Bakasetas'ı geçmiş. Onu merkez ofansife hemen yerleştiriyoruz. Oo, Trabzon şöyle bir eleman almış. Şovuten kendi kendine. Hangi parayla? Sanırım takım... Bir de Beti... Aa bak, bir de yedek kaleci var. Trabzon'un yedek kalecisi kalmamıştı yanılmıyorsam. Onu da getirmişler. Oha, Naci Ünü var da 72'ye yükselmiş. Trabzon'da iyi gelişim var ha. Çok iyi. Kadro derinliği falan demek ki, o yüzden böyle zirveye oynuyor bizim takımlar sürekli. Yalnız bir saniye. Visca 74'e düşmüş. O zaman Abdülkadir'i sağ kanatta oynatmamız lazım. Bakasetas merkez ofansif. Mevkisini de değiştirelim Abdüş'ün. 2 haftası var. Ve ilk maça geldik.
Fenerbahçe'lik Lazio'ya karşı. Trabzon Lazio'yu eleyip yoluna devam edebilir mi? 1-1 bitiyor ilk maç. Maxi Gomez son anda atmış. Rövanş maçı için Bakasetas kırmızı kart cezalı. Şu Şouten'i orta sahada oynatacağız o zaman. Naci'yi yedeklere çekelim. İç sahada tur geliyor mu? Penaltılarda gidiyor. Ooo, penaltılara bakın. Lazio bir ara çok kötüymüş. Sonra Trabzonspor üst üste 4 penaltı kaçırmış arkadaş. Goodbye Trabzon. Ve ikinci sezonun sonunda Beşiktaş şampiyon oluyor 81 puanla. Yine aynı puan şampiyon için. En çok gol atan, en az gol yiyen takım Beşiktaş. Fenerbahçe 2. Trabzonspor 3. Galatasaray 4. Üçünün de puanı 75 arkadaşlar. Her şey ikili averaja, üçlü averaja falan kalmış demek ki. En az mağlup olan takım Fenerbahçe, çok beraberliği var Fener'in. Zira Türkiye Kupası Trabzonspor'un olmuş Fenerbahçe'ye karşı. Şampiyonlar Ligi Liverpool'a gitmiş. UEFA'da Fenerbahçe'ye Chelsea gelmiş. Chelsea elemiş Fener'i ve şampiyon Aston Villa olmuş. Konferans Ligi'nde Galatasaray Schalke'yi geçmiş ilk turda. Zaten başka takım yoktu. Galatasaray ardından LASK'ı geçmiş. Yarı finalde Galatasaray Marsilya'yı geçiyor. Finalde Galatasaray Manchester United'a karşı kaybetmiş Konferans Ligi'ne. Ama video Şampiyonlar Ligi finaliyle bitecek arkadaşlar. Hangi takım kazanacak acaba? Bu bir ilk bu arada. Bettinelli niye ayrılıyorsun? Ha, onunla sadece bir yıllık kontrat yapılmış. Şu Şouten'i en azından tutalım takımda. Sezon sonunda Trabzonspor'un overall'ları böyle arkadaşlar. Serdar Dursun gol kralı Fener'de, 25 gol 32 maçta. Yuh. Weghorst'un 17 golü var. Beşiktaş'ta Enkulu coşmuş, 22 gol. Galatasaray'da 14-15 atan çok varmış. Trabzon'da Maxi Gomez 16 gol. Asist kralı Enkulu. En iyi kaleci Altay. Geçelim 3. sezona. 3. sezon şampiyon Beşiktaş'tayız. Wellington yaşlanmış. Josef yaşlanmış. Onun yerine Salih var. Montero da var tabi. Saiz da yaşlanmış. Gelen oyuncu olmamış. Çift forvete dönmek mantıklı. Muleka, Weghorst beraber oynayabilirler. Bir tane stoper alırız. Saiz da çünkü overall'da düşecek. Elde var 31 milyon. 31 milyona anlaşabildik. İyi. Kilman'la birlikte bu sezon Beşiktaş böyle olacak. Fenerbahçe'ye geldiğimizde Fenerbahçe yeni bir oyuncu almamış. Bir tek bu Letonya var kimse. Overall'lar, durumlar şu halde. Arda da gelişiyor 73'te. Lincoln iyi gelişmiş. Fenerbahçe'nin en zayıf mevkisi ilk 11'de merkez defansif ortası. Crespo var, Yandaş var, Zaitz var ama onlarda 74 overall. Bir MDO iyi gider. Fener'in bütçeye 24 milyon falan. Bu arada MDO falan demişken arkadaşlar, Trabzonspor'da Gbamin'i unutmuşuz. O aklıma şimdi yeni geldi. 76'lık ya da 75'lik bir oyuncu. Neyse, Trabzon bir tane yeni MDO almıştı. Onu sayalım ona da. Sofifa'ya bakıyorum da bulduğum tüm MDO'ların kontratı bitiyor. Beşiktaş aldık az önce. Fenerbahçe'ye de bu sezon alalım bir tane. Muhammed Kamara 25'e geliyor. Belki fazla verdik. Oh, maaşa yetti. Rahat yetti. Kendi istediği bu. Kamara'yla beraber de Fener'in kadrosu bu sezon bu hale geldi. O sayı biraz daha gelişmeliydi aslında. Gelişmemiş pek. Perez hiç gelişmemiş. Batshuayi'de geçen sezon ya full sakattı. Serdar Dursun gol kralı olmuştu. Neyse. Galatasaray'a geldiğimizde Abel Ruiz gelmiş. Yedek forvet ya da as forvet, bilmiyorum. Bizim Doğan 80'e yükselmiş. Sasha Boy muhtemelen sol bek oynuyor. Onun da overall'ı çünkü artmış. İyi. Mertens 37 yaşında ama hala 80 overall'da. İyi, fena değil. Galatasaray'a bir stoper gider. Ya da sol bek gider, bilmiyorum. Boye'nin orada oynayacağını düşünürsek, stoper yedeklerimizin de Abdülkerim ve Emin Bayram olduğunu düşünürsek bir stoper alalım en iyisi. Bütçe 30 milyon. Galatasaray'ın da kontratı biten oyuncu hakkını burada kullanalım. Muhammed Salisu. Normalde alamazdık ama burada rahatlıkla alabileceğiz. 27 milyon. Oo, Mitsuyu istediler. Hocam al sana 27-5, tamam, ver adamı bize. Hadi. Salisu'yla beraber defans hattı güçlenmiş oldu. Galatasaray'da çok 80'lik oyuncu var. Cimbom'dan bir şeyler bekliyoruz. Son olarak yeniden Trabzonspor'a döndüğümüzde arkadaşlar, Trabzon artık yeni bir sol kanat mı alsak diyorum, yoksa Naci mi gelişsin diyorum. Ama 73'ten nereye gelecek? Pasta 75 olmuş. Stoperlerin ikisi de yaşlı, 33 yaşında. Olmadı, buraya da bir stoper alalım. Gerçi sol bek de yaşlı. Yedek stoperler de çok iyi değil. Olmadı, ben parayı stopere harcayayım. Gerçi çok fazla da paramız yok. 17 milyonumuz var. Sanırım Trabzon'a da henüz kontratı biten almamıştık. Kalulu'yu alalım o zaman. 12 milyon verdim. 13-8 istediler. Kabul ediyoruz. Kalulu'yu da getirdiğimizde kadromuz oldukça sağlam arkadaşlar. Atan ve tutan burada iyi. Şampiyonlar Ligi gruplarında Beşiktaş'ın grubu bu olmuş. Fenerbahçe ön elemeyle kalamamış gruplara. UEFA'da Trabzon'un grubu bu.
Maxi Gomez'in eski takımı var. Galatasaray Sevilla, Marcao'ya karşı Galatasaray. Fenerbahçe Lazio Partizan ve Famalicao. Devre arasına geldiğimizde Trabzonspor lider, Fenerbahçe ikinci. Beşiktaş Galatasaray diye gidiyor. Her şey çok yakın. Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş grubundan çıkamamış, UEFA'ya düşmüş. UEFA'da Trabzon ikinci bitirmiş bu grubu. Valencia 6'da 6 yapmış. Galatasaray lider çıkmış grubundan. Ve Fenerbahçe de lider çıkmış grubundan. Trabzon'la Beşiktaş ön eleme oynayacaklar. Lazio ve Dortmund'a karşı. Olmadı arkadaşlar, bu UEFA kupasını kazanan mı şampiyon olsun? Orada mı bitirelim videoyu? Şimdi madem hazırda Trabzon'un üzerindeyiz, Trabzonspor'la simüle edelim. Borussia Dortmund. Geçebilir miyiz? İlk maç 1-1. Şimdi rövanş maçı. Kalecide değişiklik görüyorum. Umarım geçebiliriz. Deplasmanda Trabzonspor geçiyor. Striker atmış. Mukoko eşitledikten sonra Bardi de atmış. Güzel. Domine etmişiz aslında. Onların iki şansı da gol olmuş. Beşiktaş'ta 7-2 yenilmiş lan Lazio'ya. Üf. Lazio ikinci maçta mahvetmiş. Bir sonraki turlar. Galatasaray kendi grubundaki takımı oynuyor. Sevilla'yı. Fenerbahçe Lazio'yu. Beşiktaş'ı eleyen Lazio'yu. Lazio Fener'in grubunda mıydı? Aynen öyle. Aa, enteresan. Trabzon'a da Tottenham gelmiş arkadaş. Trabzon'la devam arkadaşlar. Rakip Harry Kane'li Tottenham ve De Bruyne'ı da getirmişler. Sağlam görünüyor takım. Sağlam görünüyor ama bakalım. İç sahada 1-0 kaybediyoruz sadece. Tüh. Rövanş maçında toparlayabilir miyiz? Kazanabilir miyiz? Penaltılara gidiyor. Yine penaltılarda kaybediyor Trabzon. Of of. Maxi Gomez atamamış. Son atamamış. Abdülkadir Ömür. Naci. Aha. Sevilla Galatasaray'ı elemiş. Lazio'da Fenerbahçe'yi elemiş. Ah 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 ah. Tüm takımlar birer golle elendi ya. Trabzon da penaltılarda elendi. Tüh. Yalnız bir sonraki tura bakın arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi gibi ya. Ve sezon sonunda şampiyon Trabzonspor olmuş 83 puanla. Fenerbahçe 81 puan. Beşiktaş 3, Galatasaray 4. Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzon almış. Şu ana kadar en başarılı takım Trabzon gidiyor Türkiye'de. Şampiyonlar Ligi Bayern Münih'e, UEFA Paris Saint Germain'e, konferansta West Ham United'a. Zor zor. Batshuayi gol kralı olmuş bu sezon. Ruiz'le beraber, Galatasaray'daki Ruiz'le beraber. João Pedro'nun 17 golü var. Lincoln Henrique'nin 17 golü var. Trabzonspor o kadar gol attı ama gol krallığında sadece Bakasetas'ı görüyoruz. Maxi Gomez'in de 13 golü var. Abdülkadir'in 13 golü var. Enteresan. Maxi Gomez asist kralı. En iyi kaleci Aslan. Ankara Gücü'nden. Yine her sezonun sonunda Trabzon'un başındayız bu arada. Onu fark ettim. Orijinal oyuncuların overall'ları düşmeye başladı bir nevi. Naci Ünü var mesela 75. Naci acaba geçecek mi Kuassi'yi? Uğurcan 86. Onun artısı çok fazla. Devam edelim. Şimdi 4. sezonda Trabzonspor'un bütçesi 25 milyon abi. Hani şampiyonun bütçesi nedir böyle? Oyuncu da hani şu ana kadar satmadım adam akıllı. Transfer listesine bayağı bir oyuncu ekledim. Trabzon'a her halükarda bir sol bek gerekiyor Larsen'in yerine. Hep'ten şu Sergio Gomez'i almaya çalışalım. Bu çocuk FIFA 18'de mi 19'da mı? Merkez ofansif orta saha 90 potansiyeli falan vardı. Hepçim indirim yap biraz ya. Heh, 23. Güzel. Sergio Gomez'le Trabzon kadrosu şimdilik böyle arkadaşlar. Biraz ilerledim. Teklif meklif gelmedi. O yüzden şu ana kadar nasıl yaptıysak öyle devam edeceğim. Şimdi Beşiktaş'a geldiğimizde durumlar daha da vahim. Çok vahim. Ersin gitmiş. Sağ bek yok. Rozi'ye gitmiş. Delali gitmiş. Muleka gitmiş. Giden gidene. Beşiktaş'ın şu anki en iyi kadrosu bu. Elde var 30 milyon. O parayla gittim. Beşiktaş'ı kurtarabilmek için bir Nübel aldım arkadaşlar. Kontratı bitiyordu. Bir de Çe aldım sağ beke. Beşiktaş'ı bu sezon böyle bırakacağım. Oyuncular da yaşlanıyorlar ama artık yapacak bir şey yok. Şimdi Galatasaray'a geçtiğimizde arkadaşlar sol beke Mojica gelmiş. Gerçi Boyi de duruyor. Boyi de şöyle yapabiliriz. Mertens'in overall'ı düşecektir. O yüzden çift forvete geçebiliriz burada. Mustafa Muhammed artı Ruiz. Oliveira Missio ortadalar. Bu Oşiş de iyi gelişmiş. O da merkezde oynayabiliyor. Galatasaray'a da bir kaleci lazım artık Muslera'nın yerine. İyi de bütçe var ha. Oo, Cimbom şampiyon da olamadı ama bütçesi iyi. 38 milyon. 40 milyon. Aha geldi lan. Luis Maximiano. Tamam, Galatasaray da hazır. Maximiliano'lu kadro. Okey, Fenerbahçe'ye geldik. Fenerbahçe kalecisini kaybeden bir takım daha. Forveti de bir saniye. Burada kim vardı? Batshuayi vardı, gitmiş. Keşke gidenlerin parası da bütçeye eklense adam akıllı bir şekilde ya. 30 milyon hep.
Fener'e de Diogo Costa'yı getiriyorum. Kadro böyle olacak mecburen. Bu sezon şimdi Trabzonspor sadece Şampiyonlar Ligi'nde var arkadaşlar. Çünkü Fenerbahçe ön eleme turunda elendi. UEFA'ya gidiyorlar. Biz galiba çıtayı düşürmemiz lazım UEFA'ya. Trabzon belki sürpriz yapar. Ara transfer dönemine atlayalım. Devre arasına kadar durumlar bu halde. Adana Demirspor araya katılmış. Beşiktaş lider götürüyor. Fenerbahçe bu gruptan lider çıkmış UEFA'da. Beşiktaş bu gruptan çıkabilmiş ikinci. Sporting'e karşı ön eleme oynayacak. Trabzonspor da Şampiyonlar Ligi grubundan çıkabilmiş. Leipzig var rakip olarak. Trabzon'a geçeceğim o zaman az sonra. Galatasaray da yoluna Konferans Ligi'nden devam ediyor. Şimdi arkadaşlar Trabzonspor'da Maxi Gomez yok. 83 overall'daydı forvet. Sen o adamı satsan bir 40 milyon gelir rahat ama Trabzon'daki bütçeye bakın 16 milyon. Ben nasıl dörtlü rebuild yapayım arkadaş? En azından Dest'le Uğurcan duruyor. Bartra mesela 74, onun değişmesi lazım. Bu şekilde Şampiyonlar Ligi kazanması biraz imkansız gibi arkadaşlar. Hem bakalım Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden takıma serbestlerden otlanmaya çalışacağım. Hani santrfor varsa sağlam bir şey. O da devre arasında fırsat santrforu kalmamış arkadaşlar. Yüksek overall'lı. Elimizdeki tüm parayla 34 yaşında bir Kolibali getirebildim. Şampiyonlar Ligi'nde iş yapsın diye. Ama yani Maxi Gomez'in olmaması kötü oldu. Okey, ilk maç. Uğurcan umarım bizi taşıyabilir, bilmiyorum. Defansımız iyi görünüyor da. Enis Destancım, sen de saldır yani, bir şeyler yap. Sörloth karşımızda. Leipzig ilk sezon Şampiyonlar Ligi almıştı. Enis Destan atıyor, kazandırıyor maçı. Enis Destan'ın 2 golü var. Yes. Bu takımla Şampiyonlar Ligi finaline gittiğimizi düşününsen arkadaşlar. Bilmiyorum da. Umarım deplasmanda da alabiliriz. Haydi Trabzon diyoruz ve... 3. kez penaltılarda hüsran Trabzon'a ya. Lan arkadaş şuna bak ya, ne kadar kötü penaltılar. Kalulu, Dorukhan, Abdülkadir. Sezon sonunda yine Trabzonspor şampiyon olmuş. Beşiktaş 2. Fenerbahçe 3. Galatasaray 4. Ziraat Türkiye Kupası'nı Galatasaray almış. Şampiyonlar Ligi'ni City alıyor. UEFA'da Beşiktaş Sporting'e elenmiş. Fenerbahçe Borussia Dortmund'u penaltılarda geçmiş. Ardından Schalke'yi geçmiş Fener. Yarı finalde Sporting'e elenmiş. Kupa Juventus'a gitmiş. Ve Konferans Ligi'de Antwerp'in olmuş. Galatasaray Antwerp'e elenmiş çeyrek finalde. Gol kralı Raşit Gezzal. 34-35 yaşında bir Raşit Gezzal. Ruiz'le beraber, onu da kaçırıyorum. Asist kralı Abdülkadir Ömür. En iyi kaleci şu aslan kimse artık. Ankara Gücü'nün kalecisi Piri ile beraber. Nübel'le beraber. Uğurcan Costa ile beraber. Bu ne lan? Şimdi ya Trabzonspor Şampiyonlar Ligi alabilir ya da Beşiktaş Şampiyonlar Ligi alabilir. Yalnız bu video bayağı bir uzadı. Bir gelecek sezonu atlayalım. Okey, bu sezon her takıma 250 milyon euro vereceğim arkadaşlar. Artık yani bir yere varamayacağız yoksa. Gidenlerin parası gelmiyor. Problem orada. Şimdi bu 250 milyonla Trabzon'a Lautaro Martinez, Ocampos ve Pellegrini'yi getirdim. Hepsinin ismi L ile başlıyormuş, onu fark ettik. Lautaro Martinez burada, Pellegrini arkasında, Ocampos solda. Kolibali de artık ne kadar düşmezse. Bu takım belki Şampiyonlar Ligi'ni daha iyi zorlar. Beşiktaş'a 250 milyon euro bütçeyle Osimhen'i getirdim. Akanji'yi getirdim. Miranda gitmişti, geri getirdim. Bir de Irving Lozano'yu getirdim arkadaşlar. Beşiktaş kendi kendine Asunsao'yu getirmiş. Onun haricinde biraz yani Weghorst falan yoktu bu arada. Stoper'de Montero vardı. Yani size de düşmüş. Bayağı bir vahim durumda aslında Beşiktaş. Nübel'de 81 overall. Fenerbahçe'ye geldiğimizde stoperlere bakın. Lemos, Serdar Aziz, ikisi de 69 overall. Bu nasıl isim lan? Barisic. Pivot santrfor gelmiş. Neyse, parayla stoperleri çözdük. Varan, Skriniar artı Darwin Nunez. Fener'in kadro bu sezon bu hale geldi. UEFA'da Fener alırlar mı bilmiyorum. Kaleci 84'e yükselmiş. Yedekler fena değil. Yani bir şey yapsın bu kadro. Galatasaray'ın kadrosunda da Maximiano 83. Onun haricinde forvet gitmiş. Orta saha zayıflamış gibi. Şu Martinelli kimse gelmiş. İyi görünüyor. Doğan 81, Kerem 80. Bir stoper gider. Bir de santrfor gider. Bir de orta saha gider diye düşünüyorum bu takımı. Ve paramızı Merino, Hernandez, Harry Kane'e harcadık. Görüyorsunuz. 70, 73, 80. Harry Kane 32 yaşında. 89 overall'da. Merino, o da 30 yaşında. Hernandez de 30 yaşında arkadaşlar. 89, 85, 86 overall. Takım sağlamlaştı iyice. Şimdi devre arasına geçelim. Okey, devre arasına geldiğimizde Beşiktaş lider götürüyor. Galatasaray diğer takımlara göre bayağı bir geride kalmış nedense. Şampiyonlar Ligi'nde Trabzonspor grubunu namağlup lider tamamlamış.
Okey, hadi Trabzon bakalım Inter'e karşı. Inter'de Fenerbahçe ile zayıflatmıştık. Transfer yapmışlardır muhtemelen. UEFA'da Galatasaray grubunun namalüp lider tamamlamış. Beşiktaş ikinci çıkmış. Bu sezonda Fenerbahçe konferansta. Trabzonspor bir yerden para bulup Norman diye bir arkadaş getirmiş arkadaşlar biz yokken. Enteresan ya. Koulibaly'de 81'de keşke bir stoper getirmiş olsalardı. Bu arada Fenerbahçe ile Inter'i zayıflattık derken Trabzon'da da Lautaro Martinez'i almıştık onlardan. Forvetleri Brekalo ve Raul de Thomas. Onana kalede falan derken fena kadroları yok yine yani. Haydi çocuklar. 1-1 bitiyor. 10 kişi kalmışlar. Penaltı kaçırmışlar. Lautaro atmış ilk golü. Burada elenirsek Avrupa'da ilerleyen herhangi başka takıma geçeceğim. Bakalım. Umarım elenmeyiz ama. Inter'e karşı iç sahada sonunda bir tur geçiliyor. Yes. İşte bu. Lautaro atmış yine. 1-0 geçiyoruz. Bu arada Beşiktaş Mönchengladbach'a elenmiş 4-3. Ne yazık ki. Son 16'da Galatasaray'da Porto'ya yenilmiş. UEFA'da takım kalmamış. Konferans liginde Fenerbahçe PAOK'u geçmiş. Çeyrek finalde rakibi Villarreal. Buradaki belki en zorlu takım. Çeyrek finalde rakip Real Madrid bu arada. Of of. Haydi Martinez 90, Uğurcan 89, atan ve tutan diyoruz, 3-2 alıyoruz, yes. Lautaro Martinez, Abdülkadir 2 tane atmış. Rövanş maçını da alabilir miyiz? Yarı yorgun takımımızla beraber. Haydi 3-1'in üstüne 2-2, yes. Sergio Gomez atıyor. Devam ediyoruz, 10 kişi kalmışız bir de. Ocampos, o kötü oldu. Konferans liginde Fenerbahçe Villarreal'e elenmiş. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde de bize Chelsea gelmiş. Abi Abdülkadir de kırmızı kart cezalı ya. Bu şimdi çok kötü oldu. Bu arada Naci'yi ben takaslamış mıydım? Satmış mıydım? Takaslamıştım galiba o Campos'un yerine. Bardi Kouassi oynayacak. Şimdi inanılmaz bir mucize bekliyorum bizim takımdan. En azından bir beraberlik. Haydi bakalım. Berabere bitiyor. 0-0. Yes. Lan daha fazla fırsat yaratıyoruz bu arada. Ocampos bu maçta da kırmızı kart cezalı. Niye iki maç ceza? Çok saçma ama. Şimdi deplasmanda Uğurcan'cım bir gol yenmeyen maçta. Lautaro Martinez bir gol ve 2-0. Trabzonspor'la finaldeyiz. Enis Bahri'de 31. dakikada, Sergio Gomez'de 76'da atıyor. Trabzonspor'un bizim yokluğumuzda Uğurcan'ı kaybetmemesi çok önemliydi. Lan bu arada sağ bek yokmuş. 69'luk sağ bekle gittik finale. Yuh, Dest gitmiş. Vay be. Aa, pardon, Dorukhan belki orada oynamıştır. Çünkü Dorukhan'ın sağ bek mevkisi var ek olarak. Evet. Ama her halükarda Trabzonspor FIFA 22'de domine eden kulüp haline geldi. Yaptığı transferler de sağlam over aldı. Oyuncuların yaşları da çok yaşlı değil. Kaleci de zaten en önemli faktörlerden, belki de en önemlisi. Bu arada Trabzon şampiyon olamamış, Beşiktaş olmuş. Arkadaşlar 5 sezonda 2 kez Beşiktaş şampiyon oldu. 3 kez Trabzonspor şampiyon oldu. Trabzon 2 kupa aldı. İstanbulspor almıştı ilk sezon. Galatasaray geçen sezon yanılmıyorsam almıştı. Fenerbahçe bayağı bir ikinci oldu. Sonradan 3 ve 4. Galatasaray zaten overall'da en kötüydü. Enteresan. Galatasaray Trabzonspor Kupa finali oyunu oynayamayacağız. Şampiyonlar Ligi finalinde Trabzon'un rakibi Manchester City olmuş. Trabzon harbiden domine eden taraf haline geldi. Bu arada arkadaşlar Ocampos bu maç için de cezalı. Lan ne oluyor arkadaş? O zaman Kouassi oynayacak. Süper Lig'de gol kralı Darwin Núñez olmuş. Pellegrini ikinci. Asist kralı Merino. Yeni transferler hep. Ve Karagümrük'ün kalecisi Darossa en iyi kaleci. Çok garip. Videomuzun kazananı Trabzonspor. Bu maçı da oynayalım olmadı. Haaland orta saha görünüyor. Silva ile yer değiştirmesi lazım ama dur bir tekrarlayalım şunu. Düzelmedi. Neyse böyle oynayacağız. Aa, Dest. Dest'i City almış. Serbest kalma bedeliyle ara transfer döneminde mi aldılar acaba? Dest sanki vardı ya. Neyse geçelim finale. Şampiyonlar Ligi finali Trabzonspor Manchester City. İki suyla alakalı takım arkadaşlar. Trabzonspor fırtına. Onların da logoda gemi var. Denizciler falan da değiller. Maviler diye gidiyor. Neyse çok uzatıyorum. Ertem Şener bilgileri yine. Devam. Kalulu. Oo, onlar da kaldı. Formalar da biraz karışıyor, kusura bakmayın. Orta saha gizli silah Erling Haaland. Koulibaly. Oo, Erling Haaland'a gitti direkt. Kaleci Uğurcan. Oo, Bernardo Silva çok iyi uyuttu. Dest eski takımına karşı atamıyor Uğurcan. City'nin korneri. Orada Dorukhan Töküz var. Enis Bardi. Simülasyon canavarı Enis Bardi. Enis Bardi'nin pası. Oo, bomboş bir Lautaro Martinez buldu. Enis Bardi yerde kaldı geride.
Lautaro Martinez Cancelo'yu geçemedi. Pellegrini, Enis Bardi, Lautaro aradan çok iyi ve Pellegrini'nin vuruşu geri dönüyor ona. Wow, kaleci Ederson. İki kaleciden iyi kurtarışlar. Bernardo Silva, Erling Haaland'ı buldu. Pep ne düşünüyor acaba Haaland'ı orta sahada oynatıp? Burada Uğurcan'dan iyi bir kurtarış daha geliyor. Şimdi Abdülkadir bir o yana bir bu yana yaptı. Rakibini kafasını karıştırdı. Burada çok iyi Pellegrini önüne aldı. Lautaro Martinez, indir o adamı. Sol ayağınla vur ve gol olsun. Lautaro Martinez. Orada atamadığımı sananlar oldu değil mi? Gerçekten. Ben de çünkü atamayacağız sandım bir an için ama Lautaro'nun sol ayak içi çok temiz çıktı. Tekrar uff. Oy. 1-0 uşağım. Yuri Tielemans, Galatasaray'a getirmek istedim Yuri Tielemans'ı. Burada rakibi bozduk gibi Erling Haaland'dan da çok klas bir gol geliyor. Orada tekrar aldı o topu. Defansımızı kötü yaptık burada. Oo, Kalulu. Kalulu. 1-1. City hemen cevap verdi. Dest geldi. Dest. Sergio Gomez alamadı o topu. Rodri çok tehlikeli. Oo, Kalulu. Hey, faul değildi galiba. Elle oynama, Dorukhan'ı gösteriyorlar. Tekrar izleyelim. Kaydı Dorukhan. Aa, faulmüş lan. Ya adam geldi girdi Dorukhan'a. Şimdi Haaland düz vurmayı sever arkadaşlar. Ama aa, direkten döndü. Of, iki tarafa da gitmedi düşündüğüm. Üçüncü tercih direkt. Neyse, Dorukhan hemen kontra atak. Haaland üzerinde Dorukhan. İyi. Pellegrini. Pellegrini'ye faul var. Hocam çak kırmızıyı. Cancelo sarı kart. Norman. Pellegrini'ye Lautaro'dan. Lautaro tekrar Pellegrini. Tam tersi. Ama gol olmadı. Ooo, Dest. Aman aman aman. İlk yarı bitmeden şu artı bir bonusu. Yok abi, yok. Arkadaşlar bu neydi şimdi? Offside mi oluyordu da hakem düdüğü çaldı yoksa gol oluyordu ha? Bunu da ilk defa görüyorum. What? Onların 6 şutu bizim 4 şutumuz. Onların gol beklentisi biraz daha fazla. Değişiklik yapmayalım şimdilik. Hadi bakalım ikinci yarı. Pellegrini. Pellegrini. Yürü koçum. Yürü koçum Pellegrini. Kim tutar seni? Bir daha. Hocam el var. Yok mu? Yok. Ayıp lan. Enis Bardi. Pellegrini. Lautaro Martinez bekledi. Çok iyi bekledi. Çok rahat, çok profesyonel. Enis Bardi, Pellegrini. Ya şunlar niye tık diye olmuyor arkadaş? Az bastım. Oo, orta bomboş kaldı. Koulibaly, Koulibaly ne yapıyorsun? Koli. Uğurcan kurtarıyor vallahi bizi. Dorukhan, şimdi kontra atak şansı. Lautaro Martinez orada Pellegrini süper koşu yaptı. Pellegrini. Zor açı. Ederson. Sergio Gomez. Abdülkadir Ömür, Lautaro Martinez, Abdülkadir Ömür, süper ver kaçlar, Lautaro son anda çıkarıyor, Pellegrini ve gol! 63. dakikada geldi Pellegrini'nin golü. Aha, horon tepiyor bizim uşaklar. Farklı bir horon arkadaşlar, İtalyan horonu. Süper ver kaç orada Abdülkadir'le iyi bıraktı Lautaro. Sol ayağını iyi kullandı bu maçta. Sol ayaklı mı lan Lautaro Martinez? Yo, sağ ayaklıymış. 4 yıldız zayıf ayak. Lorenzo Pellegrini'nin yerine Bakasetas'ı alalım maça arkadaşlar. Yorulmuş Pellegrini. İyi iş çıkardı. İyi oynadı aslında. Lautaro, Enis Bardi, Bakasetas, Anastasios girer girmez baltalandı ama Abdülkadir'le çok iyi. Lautaro hadi, veriyor mu vermiyor? Ya kafa karıştı orada var ya. Defans, yapay zeka defansı garip bir şeyler yaptı. Tabi yapay zeka olmayan defansın orada ne işi var, orası da ayrı. Neyse, kontra atak arkadaşlar. Manchester City. Dorukhan, Phil Foden cebimdesin diyor. Şimdi Abdülkadir oynuyor. Abdülkadir Ömür. Lautaro'ya oynar mı? Oynadı. Lautaro boşluk bulduk mu? Lan ne yaptın Lautaro? Bak sağ ayağıyla daha kötü pas yaptı. Aman. Nahuel Bustos. Uuu, çok sakat. Rodri, ah be, kahretsin. 2-2, 88. dakika. Rodri, uzatmalara götürmeden golü bulabilir miyiz? Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Lautaro Martinez'den Bakasetas denemesi. Ruben Dias karşılıyor ve maç uzatmalara henüz gitmedi. Gitsin hocam. Gidiyor. Kwasi'yi pek göremedim de. Şimdi Trezeguet'i alsam yavaş biraz. Umut Bozok'u alalım sol kanada. Sergio Gomez. Güzel güzel güzel, Umut Bozok gidecek. Hadi Umut, hadi. Tek umudumuz kaldı, o da sensin. Umut Bozok sağ ayaklı mı? Tahminimce sağ ayaklı. Çekeyim geri. Kötü oldu bu. Ama Umut Bozok lan, ne güzel koştu be. Okey, Bakasetas. Hadi abi.
Martinez, Lautaro Martinez. Yes, aldı önüne. Lautaro Martinez boşluğu yakaladı. Lautaro Martinez, Ederson. Dönen top. Korner. Ederson, Newman karşıladı ve ilk uzatma yarısı böyle bitti. Bana iyi penaltıcı lazım arkadaşlar. Trezeguet'in 72 penaltısı var. Koulibaly'yi çıkarıyorum ama. Yok lan, şimdi onu yapmayalım. Tam son anda değişikliği yapmaya çalışırım, olmadı. Enis Bardi, Umut Bozok verdi gitti. Umut Bozok, Umut Bozok, Umut Bozok. Bardi arkasında, onu buldu Umut Bozok. Enis Bardi uzaktan bir şut, Ederson son anda. Enis, yes. Ortası. Kafa! Umut Bozok, Ederson. Aman 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 aman. Delap. Kalulu. Çok kötüydü bu maç ama orada çok kritik müdahalede bulundu. Şimdi Bakasetas. Yanında Bardi. Bardi'den Lautaro'ya. Lautaro çok iyi döndü. O kim? Laporte mu? Lautaro penaltı istemiyorum diyor. 3-2. İşte bu. Burada çok iyi döndü. Laporte ne yaptı bilmiyorum. Ve gol. Şimdi 120 artı 1 muhtemelen. Aynen, artı 1. Dikkat. Dikkat. Bravo Sergio Gomez. Bravo. Ve bu maç bizim oluyor arkadaşlar. Trabzonspor dörtlü rebuild'in şampiyonu olmuş oluyor. Bunu aslında parası bol olan takımlarla veya da başlangıçta çok para vererek dört takıma da yapılabilir, tekrarlanabilir. Mesela Manchester City, Manchester United, Arsenal, ne bileyim Chelsea. Liverpool'u da dışarıda bırakmış olduk. Altılı rebuild mi yapsak Tottenham'ı da ekleyip? Üçlü rebuild Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid. Bu da olabilir bak. Üçlü rebuildlerde yeni devir falan. Biraz belki uzun bir video olmuş olabilir arkadaşlar. Umarım konsept hoşunuza gitmiştir. Yorumlarda belirtin hoşunuza gittiyse. Zaten ekranda şu ana kadar iki tane video çıkıyor. Bir tanesini tıklayıp izlemeye devam ederseniz çok sevinirim. Like butonunu unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.